Yeni bir günden, dolu dolu bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabah kalkar kalkmaz hemen elimi yüzümü yıkadım. Hemen kahveye sarıldım yine. Sizler de biliyorsunuz ki ben kahve içmeden iş rutini yapamıyorum. Günlük işlerime yoğunlaşmadan önce sizlere bir hal hatır sorayım dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız önce Rabbimin sonra sizlerin sayesinde çok çok iyiyiz. Bugün yine işlerim çok arkadaşlar. Ama olsun, yine de ben çok severek yapıyorum. Kahveyi de bir türlü açamadım. Hemen bir makas yardımıyla. Aramıza yeni yeni katılan arkadaşlara da tekrar hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Ne ettiler de geldiler diyorum tekrar. Şimdi ben şöyle bir kahvemi içeyim arkadaşlar. Ondan sonra sabah işlerime devam. Hadi bakalım.
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşimle pazarlarımızı düzdük. Daha şimdi eve geldik. Bugün bütün işlerimi bitirdim. Temizliğimi de yaptım. Yemeğimi de yaptım. Hemen üzerimi değiştirdim. Eşimle pazar yolunu tuttuk. Pazara gittik. Birkaç bir şeyler aldık. Gerçekten pazar ateş pahası. Hani geçen haftaya nazaran bir tık daha artmış fiyatlar. Ama yemeden de olmuyor. Sizler de biliyorsunuz. Ne ihtiyacım varsa onlardan aldık. İşte böyle arkadaşlar. Sizinle bir de bir üzüldüğüm haberi paylaşmak istiyorum. Burada 2 gün öncesi komşumuzun evi yandı. Yangın çıktı yani anlayacağınız. Aslında o 3. katı kullanmıyordu. Kendisi 2. katta oturuyor. 3. kat onun boş. Büyük bir ihtimal bekar oğlu var. Onun için hazırlıyorlardı herhalde. Hani yarın bugün evlenirse hani oturur birisine. Neyse duyduğum kadarıyla odanın içi odun doluymuş herhalde. Tabii yangın nasıl çıktı, nasıl başladı hiç kimsenin bir bilgisi yok. Hani diyeceksiniz ki bizi niye ilgilendirir? Ben sadece üzüldüğüm konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Ama gerçekten müthiş bir ateş çıktı. O simsiyah duman, o kıpkırmızı ateş. 2 tane itfaiye arabası geldi. 3-4 tane polis arabaları vardı. Yani sokak böyle bağırış, çığırış, ağlamalar. Aslında o anda bir niyetlendim şöyle birazcık çekeyim diye. Ama sonra kendi kendime dürttüm. Dedim sen ne yapıyorsun milletin acılı gününde? Ondan sonra gerçekten çok korktum. Çok çok üzüldüm. Çünkü karşı komşum. Ve gözümle ilk defa böyle bir şeye şahit oldum ben. Hani uzaktan mesela işe gidip gelirken hani fabrika yanarken gördük ama o ateşi, o dumanı hiç görmemiştim ben. Kendim bile çok şok geçirdim. Neyse arkadaşlar, Rabbim düşmanıma dahi vermesin. Allah'ım bizi kötülüklerden korusun diyorum. Ve sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Bir videomun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın.